Arkadaşlar merhabalar bu videomda sıfır geometri kampının ikinci haftasının dördüncü videosundayız. Dik üçgen konusuna başlayacağız ve bu videoda ne yapacağız? Pisagor bağıntısının belli bir kısmından bahsedeceğiz. Yani sayfa numarası 26, 27 ve 28'i işleyeceğiz bu dersimizde. Önemli bir ders. O yüzden çok dikkatli bir şekilde dinlemenizi tavsiye ediyorum. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Dik üçgen konusuna Pisagor bağıntısıyla başlıyoruz ve çok önemli bir yer olduğundan kendimi şöyle bir büyüteyim. Arkadaşlar Gerçekten çok önemli bir yer. Geometrinin en temel yapılarından birindeyiz şu anda. Geometride bir uzunluk bulmak istiyorsanız eğer iki konu bizim için çok önemli. Özel durumlar yoksa eğer. O iki konu nedir? Birincisi dik üçgen, ikincisi de üçgende benzerlik. Bu iki konu üzerine inşa edilmiştir bütün geometri neredeyse arkadaşlar. Evet bu iki konu her yerde karşımıza çıkacak. Dörtgenlerde karşımıza çıkacak, çemberin yarısından fazlasında karşımıza çıkacak, katı cisimlerde karşımıza çıkacak ve hatta analitik geometri yani her yerde siz bu dik üçgenle karşılaşacaksınız. O yüzden bu ders başladığı andan itibaren dik üçgen konusuna çok dikkat edin ve yani algılarınız böyle full açık olsun ona göre bu dersi içleyin derim size. Çünkü gerçekten çok önemli bir noktadayız ve hatta bu dik üçgenin sonuna kadar sabredip güzel şeyler öğrenirseniz geometri hayatınız bundan sonra çok iyi bir şekilde geçecektir. Ha, dik üçgen bu hafta bitmiyor. Önümüzdeki hafta bitecek. Önümüzdeki haftaya kadar böyle sabrettiğiniz an geometride en büyük adım atmış olacaksınız. Buna inanabilirsiniz. Evet dedim ya biraz önce de hani özel durumlar yoksa dik üçgenden ve benzerlikten çıkar demiştik ya. O özel durumlarda hani açı ortaydır, kenar ortaydır gibi konular. Aslında o açı ortay ve kenar ortay konuların olmasa bile onların ispatı da zaten ya benzerlikten ya da dik üçgenden çıkıyor arkadaşım. O yüzden o konuları bilmeseniz bile yani dik üçgene ve benzerliğe yoğunlaşırsanız geometrinin geri kalan kısmını halledebilirsiniz aslında ama biz tabii ki o konuları da göstereceğiz. Çünkü bize onlar pratiklik sağlıyor. O özel durumları da bilmek zorundayız. Ama dik üçgenin bilmiyorum bende yeri bir ayrı İlk önce en önemli konu olarak buna böyle çok sağlam bir şekilde odaklanmanız gerekiyor. İyi bir şekilde odaklanmanız gerekiyor. Pisagor bağıntısı deyip geçmeyin. Pisagor bağıntısında da size çok güzel mantıklar vereceğim. Hızlanmanızı sağlayan bir konudur hızlandıracak hamleleri de size ders içerisinde zaten söyleyeceğim. O yüzden ya noktasına virgülüne her şeyine çok dikkat etmenizi istiyorum. Özellikle bu ikinci haftanın bundan sonraki videolarında çok dikkatli olun. Bundan önceki videosu zaten geometri için önemliydi. Ek çizimler gerçekten çok önemliydi. Bundan sonrası da çok önemli. Yani dik üçgenle alakalı hani özel üçgenlerin sonuna kadar ikiz kenar üçgenin başına kadar olan kısmı lütfen ama lütfen dikkatli bir şekilde dinleyin. Hadi şimdi çok fazla konuşmayalım ama bu konuşmalar sizin için çok değerli. Bu konuşmaları da lütfen dikkate alın. Nerenin çok önemli olduğunu da bilmeniz tabii ki etkili olacaktır sizin öğrenmeniz açısından bu konuları. Evet geometri hayatınızı etkileyecek konulardan en önemlisine başlıyoruz. En önemlilerinden birine başlıyoruz daha doğrusu. Pisagor teoremi dik üçgende başlıyoruz. Pisagor teoremi arkadaşlar Pisagor teoremi bir dik üçgende şunlar dik kenarlardır. Şu kenarlar Şurasına da biz ne diyoruz? Hipotenüs diyoruz. Ben kısaca hipo diyorum bazen ama neyse hipotenüs adını alıyor. Bir dik üçgende hipotenüsün karesi diğer dik kenarların kareleri toplamına eşittir. Hemen örneklere bakalım. Ne kadar kolay değil mi? Hocam bunları ben biliyorum. Geçeyim falan deme. Bekle. Dur bekle. Önce önüne örnek 1'e bakalım. Hocam ne diyeceğiz burada? 6'nın karesi eşittir. 4'ün karesi artı x'in karesi diyeceğiz. Buradan 36 eşittir. 16 artı x kareden. Buradan 20 eşittir x kareden x ile kaç buluruz? Kök 20 olarak buluruz. E hocam bu da 4 çarp 5 ya kök dışına çıkartmak için uğraşıyoruz. Çarpanlarına ayırdık. X de buradan ne olur? 2 kök 5 olur. Çünkü 4 kök dışına çıkar. Kök içinde de kök 5 kalır. O zaman 2 kök 5 yapar cevap. Bekle buraya geri döneceğim. Dur. Geldik ikinci soruya. İkinci soruda da arkadaşlar 6 var 9 var. Öncelikle buradaki dik üçgen Pisagor bağıntısından y'yi buluruz. Bularız. bularız. <laughs> Buluruz. Sonra da buradaki Pisagor'dan neyi bulacağız arkadaşım? X'i bulacağız. Hadi bakalım bulalım. Şimdi buradaki Pisagor bağıntısından Y'yi bulalım. Y kare neye eşittir? 9'un karesi artı 6'nın karesine eşittir. Y kare buradan neye eşit olacaktır? 81 artı 36'ya eşit olacaktır. Y kare buradan neye eşit oluyor? 7, 8, 3 daha 11, 117 oldu. Hatta Y buradan kök 117'ye falan eşit olacak diyeceksiniz ama bunu da kök dışına ayıracaksınız ama bence gerek yok. Bu burada dursun. Çünkü niye? İşlem daha devam ediyor. Burada da bir Pisagor yapacağım. Buradaki Pisagor'da ne olacak? X karede neye eşit? Y kare artı 6'nın karesine eşit olduğundan. X karede buradan Y kare dediğimiz 117 artı 6'nın karesi dediğimiz 36. Buradan da ne çıktı? Topladığın zaman burası 6, 13 yaptı. Sonra 153 mü yaptı? Evet 153 yaptı arkadaşlar burası. Sonra buradan da X kök 153'e eşit oldu. Hocam bundan sonra ne yapacağız? Kök 153'ü kök dışına çıkartmak için uğraşacaksın. Hani 153'ü ne yapacaksın böyle? Hocam çarpanlarına ayıracaksın falan filan. Böyle ayırmayla da yapabilirsin. Ya da bu direkt bak 9'a bölünüyor. Değil mi? 3'e bölünüyor. 9'a da bölünüyor hatta. Çünkü toplamları 9 olduğundan dolayı. 153'ü 9'a bölsen öncelikle 1 kere 9 9. Buraya attı. 17 mi kaldı? Evet 7 kere 9 63 yapıyor. 17 yaptı. Yani bu 9 çarpı 17 olduğundan dolayı bu 9 dışarıya çıkar. O zaman cevabı ne buluruz? 3 kök 17 diye buluruz. Evet. Güzel bir şey değil mi? Gerçekten Pisagor bağıntısından işlemler yapıyoruz ve sonuca ulaşıyoruz. Ama bazen böyle çok büyük işlemlerle karşılaşabiliriz. Hatta 153 de çarpanları ayırma yöntemiyle de bulabilirsiniz arkadaşlar. Böyle asal çarpanlarını ayırıp hocam 3 çarp 3 çarp 17 deyip kök dışına ayırmayı o şekilde de yapabilirsiniz. Ama ben o şekilde mi yapacağım? Hayır. Arkadaşlar öncelikle en başa döneyim. Pisagor bağıntısında a kare neye eşit? b kare artı c kare eşit. Hatta buradan bir dik kenarı yalnız bırakırsan b kare neye eşit olacak? Hocam hipotenüsün karesinden diğer dik kenarın karesini çıkartmaya eşit olacak. Evet. Değil mi? E, burada b kareyi yalnız bıraktığın zaman c kare öbür tarafa gitti. a kare eksi c kare eşit oldu. Şimdi bizler her zaman her yerde önce verilen tanımı iyice anlamamız lazım. Verilen tanımı iyice böyle yoğunlaşıp orada güzel işler yaparsak sonrası çok güzel bir şekilde akıyor. Bu her yerde böyledir. Matematikte de böyle. Tanımı iyice irdele sonrası gerçekten güzel bir şekilde gelecektir. Hatta tanımı iyi anlayan arkadaşlar çok daha hızlı bir şekilde hareket edebiliyor. Çünkü tanım. Önemli olan tanım. Yani o yüzden tanıma çok dikkat edeceksin. Burada da şu tanıma dikkat ettik ve a kare eşittir b kare artı c kare ve tanımı şu an irdeliyorum. Yani yorumluyorum. E burada A kare B kare artı C kare eşitse A neye eşit olacaktır? Kare içinde B kare artı C kare eşit olmaz mı? Evet bunu da yazabiliriz. E bunu da hepimiz biliyoruz. Her iki tarafın karesini aldık. Ya da burada B kare eşittir A kare eksi C kare ise B neye eşittir? Hipotenüsün karesinden diğer dik kenarın karesini çıkartacağız hocam. Bu şekilde de yazabiliriz diye düşünebiliriz değil mi? Geldim şu soruya. Hocam böyle 4 var 6 var ve x var. da böyle işlem kalabalığıyla uğraşmaktansa Böyle en küçük işlemle işlem yaparsanız daha sağlıklı olur. Mesela 4'e 6'lık bir üçgen ya. Sen bunun küçültülmüşü en küçük halini mini minnacık halini düşün. Yani bu hangi üçgendir aslında şöyle düşünecek olursan. Hocam en küçük hali. Hocam 2'ye böldüğün zaman 2, 3 ve burası da mesela y. E bunun 2 katı değil mi bu? Evet 2 katı 6, 2 katı 4, 2 katı da x. Mesela niye böyle insanlar şey yapıyor? Önce maketleri yapıyorlar mesela ya da mimarlar falan önce maketlerle uğraşıyorlar değil mi? Önce bir yapıyı maketlerini yapıyorlar. Küçük yapı yap, küçük maketlerini yaptıktan sonra bakıyorlar bir hata varsa küçük kartonlarla onu düzeltiyorlar. Ondan sonra ne yapıyorlar? Devasa binaları yapabiliyorlar ve daha kolay bir şekilde yapabiliyorlar. Yani şu böyle çok böyle büyük maliyetlerle olacak şeylerde hani küçük apartman dairesinden bahs bahsetmiyorum. Böyle büyük maliyetlerle olacak şeylerde ne yapıyorlar maketini yapıyorlar makette böyle bir sıkıntı var mı yok mu bilmem ne falan filan makette bir sıkıntı olduğu zaman ne yapar o maketi kesersin başka bir kartonu koyarsın oraya olayı halledersin değil mi masrafsız bir şekilde e, maketi yapmadan sen direkt o devasa binaları yaptığın zaman ne olacak e, orada bir hata karşılaştığın zaman çok masrafın olmayacak mı baya yıkacaksın dökeceksin bilmem ne yani iş yükü falan fazla olacak. E burada önce maketi yapmak lazım. Önce o küçük yapıyı yapmak lazım. Sonra o küçük yapıda atıyorum 100 katını aldınız. O devasa binalar karşınıza çıkacak. İşte böylelikle de hata payını çok aza indirgemiş oluyoruz zaten. E burada da arkadaşlar dik üçgende hata payını böyle aza indirmek için ya da hiç hata yapmamak için küçükten büyüğe doğru gitmek çok mantıklı geliyor. Çünkü bunun iki katı arkadaşım 4, 6 ve x oluyor. E sen burada küçük olan da Pisagor bağıntısı yapıp y'yi bulsan daha kolay işlem yapmaz mısın? Yaparsın. Hatta bunu daha da kolaylaştırayım ben. Bunu bu şekilde düşüneceksin ya. 4, 6 ve x gördüğün zaman ortak çarpan olan sorularda en büyük ortak çarpanı yakala. Hocam ortak çarpan 6 ve 4'te nedir? 2'dir değil mi? En büyük ortak çarpan 2. Her ikisi de 2'ye bölünüyor. Hocam burası 2 çarpı 3'tür. Hocam burası da 2 çarpı 2'dir. E o zaman x de neye eşit olacaktır? x de 2 çarpı çünkü bu 2'nin katı bu da 2'nin katı. O zaman bu da 2'nin katı olmak zorunda. Bu da 2 çarpı normalde burası dik kenar. Dik kenar neye eşitti? Hipotenüsün karesi eksi diğer dik kenarın karesine eşitti. E o zaman burada da onu yazacaksın. Kareleri farkı yazacaksın burada. Dik kenar sorulduğu için kareleri farkı zaten. Yani 9 eksi 3'ün karesi eksi 2'nin karesi yazacaksın. Yani 2 kök kaç çıkıyor? 9 eksi 4'ten 5 çıkıyor. Bak Bunca işlem yapmaktansa tek satırda işlem halledebiliyor muyuz? Halledebiliyoruz ve daha kolay bir şekilde halledebiliyoruz. Burada işlem yaparken sayılar büyük olduğu zaman işlem hatasına yol açabilir ama böyle küçük sayılarla uğraştığın zaman işlem hatasıyla uğraşmazsın. Bence en önemli yer bu. O yüzden bu maket ve büyük devasa binalar mantığını düşünüp dik üçgende ortak çarpan olduğu zaman bunu kullanmanı tavsiye ediyorum. Bize sorular getiriyorsunuz yani. Mesela çok büyük sayılar getiriyorsunuz. Biz hemen kitaba bakıp iki saniye içerisinde cevap şu diyoruz mesela. İşte bu tür teknikleri kullanıyoruz. Ya da bir anım var. Onu anlatsam mı bilmiyorum ama neyse. Anlatayım hadi. Çok fazla zamanınızı almayacak. Lisedeyim. Matematiğim çok iyi. İşte geometrim biraz kötü ama. Ya geometrim çok kötüydü o zamanlar. Neyse sınava girdik. Bir arkadaşım da yanımda. Sınava esnasında ne yaparsınız? Kafanızı kaldırıp yanınızdaki arkadaşına baktığınız zamanlar olur. Ben de çok hızlı bir şekilde matematiği yapıyorum böyle işte. Ulan matematikten başlamıştım. Arkadaş da matematikten başlamıştı. Oo çok hızlı yaptım falan diye kafamı bir kaldırdım. Baktım adam matematiği bitirmiş, Türkçenin yarısına gelmiş. Düşün yani. Niye bu tür teknikleri, ufak tefek teknikleri kullanarak yapıyor? Mesela daha önceki videolarda da 5'e bölme kuralı. E sen 5'e bölersen zamanın gidecek. E 5'e bölme kuralı 0 at, 2 ile çarp kullandığın zaman ne olacak? Oradaki 3 5 saniyeler 1 2 1 2 çok hızlı olmanı sağlayacak. Tamam, bunlar da sıfır öğrenciler için de çok uygundur. Yani sen bunları böyle uygulamaya çalış. İşlem hatası zaten yapmayacaksın. Buradaki işlemler seni bunaltacak. Bak bunu almadan ne güzel cevaba ulaştık. Gel bakalım buraya. Şimdi burada hocam 9 ve 6'da ortak çarpan var mı? Var. Burası 3'ün 2 katı. Burası 3'ün 3 katı. O zaman biz y'yi bulabiliriz. 3'ün kare küçünde. Bu sefer hipotenüs soruluyor. Hipotenüs sorulduğu zaman neydi? Hipotenüsün karesi diğer kenarların kareleri toplamıydı. Ya da kare diğerlerinin kareleri toplamıydı. Yani 4 artı 9 yazacağız. Burası 3 kök 13 geldi arkadaşlar. Evet burayı 3 kök 13 bulduk. Kolay yoldan bulduk. Sonra gel bakalım şuraya. 6 var 3 kök 13 var. Bunda ortak çarpan var mı? Var. Bu 3'ün katı. Bu da 3'ün katı. Bu 3'ün kök 13 katı. Bu da 3'ün 2 katı. O zaman x de neye eşit olacak? 3'ün kare küçüğünde kareleri toplamına eşit olacaktı. Hipotenüs sorulduğu için kareleri toplamı. Dik kenar sorulsaydı kareleri farkı diyecektik. Yani kök 13'ün karesi 13 artı 2'nin karesi 4'ten cevabı 3 kök 17 diye buluruz. Ve böylelikle şu kadar işlemden hatta böyle çarpanları ayırma yönteminden de böyle asal çarpanları ayırma yönteminden de böylelikle kurtulmuş oluyorsunuz. Yani böyle sorularla karşılaştığınız zaman ortak çarpan 2'nin katı mı 3'ün katı mı 4'ün katı mı Öyle bir şeyler varsa bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyoruz. Normalde bu yöntemi sadece ve sadece özel üçgenlerde uyguluyoruz maalesef. Ama bu yöntem her üçgende uygulanabilir. Ortak çarpan varsa yani atıyorum kenarlar şöyleyse bak burası atıyorum 12 burası da 18'si. Sen burada 12'nin karesi artı 18'in karesiyle mi uğraşacaksın? Hayır kardeşim. Hocam en büyük çarpan. Mesela sen buna şey diyebilirsin. 2 çarpı 6 buraya da 2 çarpı 9 diyebilirsin ama yine kök dışına çıkarmayla uğraşırsın. En büyük çarpanı bul. En büyük çarpan kaç? 6. Hocam burası 6 çarpı 2. Burası 6 çarpı 3. E o zaman burası da 6 çarpı kare küçüğünde hipotenüs sorulduğu için diğerlerinin kareleri farkı. Kafadan bile yapacak konuma geleceksin. Hocam 4 artı 9'dan 13. Yani 6 kök 13'ü direkt böyle yazabilirsin kardeşim. O yüzden burada büyük sayılarla öyle Pisagor bağıntısı falan filan uğraşma. Bundan sonra bunu öğrendin. Ben böyle büyük Pisagor bağıntıları yapan öğrencilerime böyle derse de girdiğim öğrencilere değişik şeyler diyorum ama şu an YouTube'da diyemiyorum. Anladın sen onu. Neyse devam edelim. Evet burada arkadaşım ne var? Dik üçgen. Hocam öncelikli olarak şuradaki Pisagor bağıntısından şu y'yi bulursak olay bitti. E y çıkacak. Nereden çıkacak? Pisagor bağıntısından. Maalesef 3 ve 2 köklüde ortak çarpan yok. Ortak çarpanın olmadığı yerlerde de Pisagor bağıntısını yapacağız. Y kare neye eşittir? 3'ün karesi artı 2 kök 2'nin karesine eşittir. E buradan y kare neye eşit oldu? 9 artı 8'den 17'ye eşit oldu. E tamam y kare 17 hatta y'yi de kaç buluruz? Kök 17 buluruz. Köklü yazalım ki belki ortak çarpan olabilir diye artık öğrendik ya. Ama maalesef büyük dik üçgende Pisagor bağıntısı yapacağım. Bu kenarlarda kök 17'de ve 8'de ortak çarpan var mı? Yok. O zaman ortak çarpansız gideceğiz x'in karesi de neye eşittir? y kare artı 8'in karesine eşittir. x'in karesi buradan y kare dediğimiz kaç? y kare 17 idi. 17 artı 8'in karesi de 64. Böylelikle x'in karesini 81 diye buluruz. x'in karesi 81 ise x de böylelikle kaç çıkar? 9 çıkar. Evet örnek 3'ün cevabını da böylelikle 9 bulduk. Geldik örnek 4'e. Şimdi arkadaşım ABC bir üçgen. Evet ne yapacağız burada? Hocam Pisagor bağıntısı var. Sayıların olduğu yere yoğunlaşalım. Hocam burada Pisagor yapayım. Hani gelip de buraya şey yazıyorsunuz. Önce x'i kullanıyorsunuz. Hocam burası kare içinde x'in karesi eksi 4'ün karesi diyorsunuz. Yok kardeşim. Önce x'lerin olduğu yere değil sayıların olduğu yere yoğunlaş. Önce verilen bilgileri kullan. Yani bilinenden bilinmeyene doğru hareket et. Bilinmeyene x'e en son ulaşmaya çalış. Tamam mı? Bu dediğimi de unutma. Hep böyle kenarları da böyle x'li yazma hevesimiz olduğu için Onda da sıkıntı yaşıyoruz. Lütfen bunu bu şekilde yapmayın. Evet ne yapacağız arkadaşım? Öncelikle ben burada x'i bulmak için y'yi bulmam lazım. Y'yi de nasıl bulacağım? Buradaki Pisagor'dan. Hocam dik kenar burası. Y kare neye eşittir? 3'ün karesi eksi 1'in karesine eşittir. Dik kenar sorulduğu için. E buradan 8 mi yaptı? Evet y kare buradan 8 yaptı. Y'yi de kaç bulduk? Kök 8. Kök 8 dediğimiz nedir? Bu 4 çarpı 2 olduğundan 4 dışarıya 2 diye çıktığından 2 kök 2 olur. Evet y'yi 2 kök 2 bulduk. 2 kök 2. Sonra ne yapacağız? Burada bir pisagor bağıntısı yapacağız. Hadi yapalım bakalım. Pisagor bağıntısı yaptığımız zaman x isteniyor bizden. Hocam 2 kök 2'nin karesi ve 4'ün karesiyle ile sayılar küçük. Bir iki hızlı bir şekilde yapabilirsin ama buna alış diye şey yapıyorum. Ortak çarpan varsa ortak çarpandan git kardeşim. Hadi bakalım git. Hocam bu 2 iki kök 2. 2'nin kök 2 katı. Bu 4. Bu da 2'nin 2 iki katı. O zaman x de neye eşit olacaktır? 2'nin Geri kalanlarının kareleri toplamı. Kök 2'nin karesi 2 artı 2'nin karesi de 4 olacak. Cevap böylelikle 2 kök 6 çıkar. Yoksa 2 kök 2'nin karesini al 4'ün karesini al sonra kök dışına çıkar falan uğraşacaksın. Tek hamlede bak buluyorsun. Ortak çarpanın olduğu yerlerde ortak çarpanı kullanmanı tavsiye ediyorum. Oha bu ne lan falan filan diyorsundur belki içinden ama. Ya hocam ben bunu nasıl öğreneceğim ya da hoşuna gitti. Gerçekten çok herkesin çok hoşuna gidiyor. E ben bunu her yerde bu şekilde kullanıyorum. Sen de kullan yani asıl burada geometri bilmeyenler için bu en etkili yöntemlerden biri. Öyle büyük sayılarla uğraşıp kök dışına uğra kök dışına çıkartmaya çalışmak sıkıntı değil mi? Şahsen benim için en büyük sıkıntılardan biriydi zamanında ki ben işlem hatasını en çok yapan kişilerden biriyim. Ee, bunu da görüyorsunuz bazen işte konu anlatımlarında da göreceksiniz zaten. Ee, bu işlem hatasından kurtulmak için ha böyle bir şeyler uydurduk ve çok da güzel her şeyde de çıkıyor arkadaşlar. Bunu siz de uygulayın. Çok faydasını görürsünüz. Evet 2 kök 6 bulduk. Geldik bir sonraki soruya. Yine bir dik üçgen sorusu. Öncelikle ne yapacağız? X'i bulmak için hocam burada Pisagor yapacağım ama şu kenarın tamamı eksik. Yani öncelikle Y'yi bulmam lazım benim burada. E burada Y kare neye eşittir öncelikle? Dik kenar ya. Şurada Pisagor yapıyorum. Y kare neye eşittir? Hipotenüsün karesi eksi diğer dik kenarın karesi. Kök 29'un karesi 29 eksi 2'nin karesi de kaç yapar? 4. O zaman y kare buradan kaça eşit oldu arkadaşım? 25'e eşit oldu. Y'yi de buradan 5 olarak bulduk. Evet Y 5 çıktı. Bak hocam sonra burada Pisagor yapacağız. Hadi yap bakalım Pisagor'u. Hocam burası 4. Burası kaç yaptı? Burası da 8 yaptı. 8, 4, 8 ve X. Pisagor bağlantısı. X'in karesi 4'ün karesi artı 8'in karesi mi? Yok kardeşim artık öğrendiniz işi. Kenan Karan'ın öğrencisiniz. Öğrendiniz. Hocam 4 ve 8'deki ortak çarpan 2 değil. En büyüğünü düşün. 4 ve 8'deki ortak çarpan 4 değil mi? Burası 4 çarpı 1. Burası kaç? 4 çarpı 2. O zaman x ne olacaktır? 4 çarpı kare küçüğünde hipotenüs istendiği için kareleri toplamı. Dik kenar istenseydi kareleri farkı olacaktı. Evet 4 kök kareleri toplamı olacak. 1'in karesi artı 2'nin karesi. Yani cevap böylelikle 4 kök 5 çıkar. Yoksa 16 64 kök 80'i bir de kök dışarı çıkarmayla uğraşacaktın gördüğün üzere. Evet örnek 5'i böylelikle 4 kök 5 bulduk. Geldik örnek 6'ya. Hocam burada şey var. 8 var 10 var. Hemen pisagor bağıntısı yapayım. Arkadaşlar böyle garip pisagorları genelde yapmanızı tavsiye etmiyoruz. Çünkü x'e ulaşamazsın. Buradaki kenarı bulsan ne fayda. Bir işine yarayacak mı? Hadi burayı buldun. Atıyorum 5 diye buldun. 5 değil de 5 diye buldun. Bunu bulduktan sonra x'i bulabilir misin? Bulamazsın. E ne yapacaksın? O zaman verilen bilgiye yoğunlaşacaksın. Şimdi senden bir uzunluk isteniyor bir uzunluk isteniyorsa arkadaşlar özel durumlar yoksa iki konudan karşı karşı iki konuyu da iki konuyu kullanarak x'i bulabilirsin. Bir dik üçgen, iki e, benzerlik diye söylemiştik zaten videonun başında. Peki burada ne yapabilirim? Hocam bir şeyle çizmem lazım. E, bir şey çizerken arkadaşlar şuna dikkat edeceksin. A 90'ın karşısında eşitlik var. Hemen aklına ne geldi? Muhteşem üçlü. Harikasın. Evet muhteşem üçlü geldi. Çizdin. Ama bir şey çizdiğinde elle tutulur bir şey varsa hani bir işine yarıyorsa bir çizgi, bu çizgi eyvallah. Ama burada muhteşem üçlü olması bir işine yaradı mı? Yaramadı o zaman sil. E başka ben neyi kullanabilirim? Hocam 90'ın karşısında eşitlik olması pek hoşumuza gitmedi. Yani işimize yaramadı. E o zaman sadece eşitliği düşünebiliriz. Şu eşitliği düşünelim. Eşitlik varsa ne yapıyorduk? Bak şu noktayı karaladım. Bazılarınız cevap verdi ama hala bazılarınız cevap vermedi. Ne gördük böyle? Bir şey çizmemiz gerekiyorsa arkadaşlar ne öğrendik? Ek çizimlerden bir tanesi neydi? ya yani 3 tane ek çizim önemliydi. Muhteşem 3'tü. Ort taban ve ikiz kenarlıktı değil mi? Evet eşitlik olduğunda ort taban çizgisini de çizebiliyoruz. Bak eşitlik var ort taban. Ya buraya pa paralel çizeceğim ya buraya. Üçgen oluşturan ort taban daha mantıklıydı. Buraya paralel çizdim. E bu ort taban çizgisi ya paralel çizince. Hocam 10 sa burası 5 paralel ya. 90'sa burası da 90 burası da 90. Ort taban çizgisi de iki eşit parçaya bölecek. Ama 3 3 diye bölmeyecek. Dikkat edin. Sen büyük üçgen doğru taban çiziyorsun. Büyük kenarı 8'i 2 eşit parçaya böleceksin. Bunu da unutma. Yani burası 4 yapar. Burası da 4 yapar. Buraya kaç kaldı o zaman? 2 kaldı. E artık burada bir pisagor bağıntısı patlatırsak. X'in karesi eşittir. 2'nin karesi artı 5'in karesinden. 4 artı 25'ten cevabı ne buluruz? 29 buluruz. X kare 29 ise X de böylelikle kök 29 çıkar dostum. Evet öğreniyor muyuz yavaş yavaş bu işi? Öğrenelim öğrenelim. öğrenelim. Önemli bir yer çünkü. Geldik şuraya. Birim karelere çizilmiş ve K ve L noktalarından bahsediyor. Arkadaşlar öncelikle şuna dikkat edin. Birim kareden bahsediyorsa karelerin kenar uzunluğu adı üstünde birim kare. Bir birim olan karedir. E senden ne isteniyor hocam? Senden bu uzunluk isteniyor. Buna ait ne yapacaksın? 90 derece karşılık getireceksin. Çünkü bir uzunluk istenildiğinde iki konu aklımıza gelecek. Özel durumlar yoksa ya dik üçgen ya da benzerlik. E burada 90'ların olduğu yerde tabii ki dik üçgen karşımıza gelecek. Buna ait dik üçgen var mı? Var tabii ki. İşte böyle. E burası kaç? 3 birim. Burası kaç? 3, 6, 7 birim burası da. E hocam artık burada bir pisagor bağıntısı yaparsak olay bitti. Yani x'in karesi eşittir. 3'ün karesi artı 7'nin karesinden. 9 artı 49'dan. Kaç geldi? 58 geldi. O zaman x de böylelikle kök 58 diye kalır. 58 böyle çarpanlara kök dışına çıkmıyor galiba. 2'ye bölsen 29. 2 çarpı 29 yapıyor. O da asal bir sayı zaten. Kök dışına da çıkmıyor. O zaman cevap ne olarak kalacaktır? Kök 58 diye kalacaktır. Cevabımız böylelikle örnek 7'de kök 58 yaptık. Geldik örnek 8'e. Bak. Uzunluklar var. Hocam Pisagor bağıntısı yapıyor. Ya kardeşim Pisagor bağıntısı yapsan kök içinde burayı x kare eksi 4 yazacaksın. X'i en son düşüneceğiz demedik mi? Bilinenden bilinmeyene gitmek zorundasın sen. E o yüzden şuradaki verilen sayılara bakacağız. Hocam 90'lar falan filan var. E burada işte işte işte. Ne diyorum? Şu aklınızın ucunda bulunsun. Bundan sonraki geometrinin her yerinde bu cümleyi ben size söyleyeceğim. Bizden bir uzunluk isteniliyorsa iki konu aklıma gelecek. Özel durumlar yoksa tabii. Bu iki konu nedir? Bir dik üçgen iki benzerlik dik üçgen yoksa da biz kendimiz oluşturacağız. Dik üçgen oluşturma yöntemlerinden, tekniklerinden biri de dik dörtgen çizerek oluşturma yöntemidir arkadaşlar. Baktın 90 dereceler var. E dik dörtgen oluşturarak dik üçgen de oluşturabilirsin. Önemli bir nokta. Buna da bir ek çizim diyebiliriz arkadaşlar. Evet ek çizim. Dik üçgen oluşturmak için bir dik dörtgen bizim işimize acayip acayip görüyor. E burada bir dikdörtgen çizelim. Hocam dikdörtgeni şöyle çizeyim. Ya niye böyle karıştırıyorsun? Şekli bölüyorsun değil mi? Dikdörtgeni nasıl şey halledebilirsin? Şuradan şöyle de bir dikdörtgen oluşturabiliriz. Böyle bir dikdörtgen oluşturduğum zaman hocam 1 ise 1 buraya 5 kaldı. E 4 ise burası da 4 değil mi? Evet. Artık ben şuradaki y'yi bulabilirim. Şu pisagor bağıntısından. Y kare eşittir. 4'ün karesi artı 5'in karesi. 16 artı 25 yaptı. 16 artı 25 de kaç yapıyor? 41 yapıyor galiba. Y kare böylelikle 41 oldu. Y de kök 41'e eşit oldu. E, y kök 41'e eşit oldu ama e, bu kök dışına ayrılmıyor. Ortak çarpan yok. O zaman ne yapacağız? Pisagor bağıntısı. Bir de burada bir pisagor bağıntısı yapıp artık x'i bulabiliriz. x'in karesi de eşittir. 2'nin karesi 4. Kök 41'in karesi de kaç yapıyor? Hocam kök 41'in karesi de 41 yapıyor. O zaman burası 45 yaptı. X de böylelikle kök 45 yaptığına göre çarpanlarını ayıralım. 2'ye böl bölünmüyor. 3'e böl bölünüyor. 3 çarpı 15. Hatta 5'e böl 9'a 5. Evet bu 5 çarpı 9. 9 kök dışına çıkıyor. Bu da 3 kök 5 şeklinde dışarıya çıkacak olacak. Ya, yani konuşamıyorum. Bu da cevap olarak ne olacaktır arkadaşlar? 3 kök 5 olacaktır. Tamam mı gençler? Evet. Dik üçgen gerçekten çok önemli. 90'lıklar olduğu zaman özellikle bir uzunluk soruluyorsa dik üçgen hala hazırda yoksa Böyle dik oluşturarak dik üçgeni de sen kendin oluşturabilirsin. Evet geldik bir sonraki soruya. Kira cetvel ve dikdörtgen biçimindeki karton ile şekil 1 ve şekil 2'deki gibi iki durumu oluşturmuştur. Buna göre cetvelin boyu nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Evet şu kadar kısmına 5 demiş şuraya A diyeyim. Bak öncesinden beri hep şunu söylüyorum. Kalem döndürdüğünde yine aynı kalem ya da kalem taşıdığın zaman yine aynı kalem mi? Evet bu tür sorularda sen eş yapıyı kullanacaksın. Yani üçgeni farklı bir yere taşıdığı zaman üçgenin eşliğinden bahsedeceksin. Kenarların eşliğinden, açıların eşitliğinden bahsedeceksin. E burada da bir cetveli almışız başka bir yere taşımışız. Burada da neyi kullanacaksın? E cetvel aynı cetvel. Yani orada uzunluktan bahsedeceksin. Yani uzunlukların eşit olmasını kullanacaksın. E burası A deyince cetvelin uzunluğu A artı 5 oldu. O zaman buradaki uzunluk da A artı 5 olacak sadece. E sonrasında hocam bu dikdörtgen şeklinde demişti. Bu dikdörtgenin bu kenar uzunluğu hala A artık burada bir Pisagor yapınca olay bitti. Yani Pisagor'u uygula bakalım. A artı 5'in karesi neye eşit olacak? Burada A'nın karesi artı neye eşit oluyor? Kök 65'in karesine eşit oluyor. Evet yazalım. Kök 65'in karesi. E burada A artı B'nin parantez karesi var. A artı B'nin parantez karesini hatırlıyorsundur herhalde. Ben yine de yazayım. Birincinin karesi artı. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı. ikincinin karesi şeklinde oluyordu. Eksi olunca da aradaki işaret eksi oluyordu. Şuradaki işaret. O zaman a artı 5'in parantez karesini açalım. Yani a kare artı birinci ile ikinci çarpımı 5a bir de 2 ile çarptım 10a artı ikincinin karesi yani 25 eşittir. A kare artı kök 65'in karesi de 65 olduğundan a kareler nanay oldu. Buradan 10a 65 eksi 25'ten kaça eşit oldu? 40'a eşit oldu. A'yı da böylelikle 4 buluruz. Cevap 4 değil. Dikkat. Cetvelin boyu nedir diye soruluyor bize. Cetvelin boyu neydi arkadaşlar? A artı 5 değil miydi? Evet. Bizden A artı 5 isteniyor. E A artı 4 ise cevapta kaç yapar o zaman? 9 yapar. Örnek 9'u böylelikle. 9 bulduk. Geldik örnek 10'a. Evet gençler. Buraya da dikkatli bir şekilde dinleyin. ÖSYM'nin en çok sevdiği yapılardan birinden bahsedeceğiz burada. Hatta bunun devamına da bakayım ben. E, o yapıyı daha sonra mı vereceğiz? Dur bakayım. Şurada şey yapayım. Neyse burada söyleyeyim ben. İleride varsa ileride de söylerim ben size. Şimdi gençler burada ne var? Burada hocam bir Pisagor bağıntısı var mı? Var. Nerede Pisagor bağıntısı? Tam olarak burada. İşte burada bir Pisagor bağıntısı yapacağız. 2 kök 5 verildiği için. Değil mi? E hocam bir de büyük üçgen var. Büyük üçgende de bir Pisagor bağıntısı yapacağız. Büyük üçgende şu şekilde. Bu üçgende de Pisagor bağıntısı yapacağız. 2 kök 17'ye ait. E şuraya y diyecek olursam. Burası da y ise eğer. Bunlar birbirine eşitse y olacak zaten. Y'si eğer demeye gerek yok zaten. E hocam bir burada Pisagor yapacağız. Bir de büyükte de Pisagor yapacağız. Ama ben burada size bir tavsiye vereyim ve şuraya bir yıldız atayım. Sonra ilerleyen zamanlarda da büyük ihtimalle karşımıza gelecek ve orada bahsedeceğiz. Arkadaşlar ikili Pisagorlar olduğunda ÖSYM bunu her yerde soruyor. Üçgende soruyor, dörtgende soruyor, işte çemberde soruyor, katı cisimde soruyor. Her yerde karşımıza çıkabilir. Bu kalıbı bence şey yapabilirsiniz. Böyle bir işlemle sonuca ulaşabilirsiniz. Öncelikle onu söyleyeyim. Bir sarı üçgende Pisagor bağıntısı, bir de kırmızı üçgende Pisagor bağıntısı. E iki tane Pisagor bağıntısı çıktı. İki bilinmeyen, iki denklem çıktı. İki bilinmeyen iki denklemi ortak çözüm yaparak sonuca ulaşabilirsin. Ama benim sana tavsiyem bak buraya yıldız atıyorum. Üç yıldız öyle çok yere yıldız atmam ben. Yıldız attığım yerler gerçekten önemlidir. Buna da dikkat et. Bu yıldızda ne diyeceğim ben sana? Böyle ikili Pisagorlar geldiği zaman karşına ortak olan kenar varsa ortak olan kenarı yalnız bırak. Bak bir buradaki Pisagor'da bir de büyük Pisagor'da ortak olan kenar x değil mi? Evet o zaman x'i yalnız bırak. Hocam x'in karesi neye eşittir? Kareleri farkına eşittir. Ya yani bu dik kenar olduğu için 2 kök 5'in karesi eksi y'nin karesine eşittir. Peki x'i yalnız bıraktık ya büyükte de dik üçgen var. Büyükteki dik üçgende x'i yalnız bırakırsan. Hocam x'in karesi de 2 kök 17'nin karesi eksi. Burası da 2y değil mi? 2y'nin karesine eşit. Her ikisi de x'in karesine eşit olduğundan bunlar birbirine eşit olmak zorunda. Böylelikle daha rahat bir şekilde sonuca ulaşırsın. 2 kök 17'nin karesi eksi 2 y'nin karesi şeklinde yazacaksın ve işlemini yapacaksın. Yani bu 2 bilinmeyen 2 denklemle uğraşmaktansa bu şekilde yapmak daha mantıklı geliyor arkadaşlar. Ve bu dediğimi de unutma bak yıldız koydum sen de yıldızını koy oraya. Tamam ben 3 yıldız koydum sen 10 yıldız koy. Önemli çünkü. İkili Pisagorlarla karşılaştığımız zaman ortak kenar varsa ortak kenarı yalnız bırakmanız daha iyi olacaktır dostum. Evet buradan x kare hem buna eşit hem de buna eşitse o zaman ikisi de birbirine eşittir. İkisi de x kare eşit olduğundan dolayı işlemimizi yapalım. 2 kök 5'in karesi 2'nin karesi 4 çarpı 5 20 eksi y kare eşittir. 2 kök 17'nin karesi 2'nin karesi 4 kök 17'nin karesi 17 4 çarpı 17 o da 68 mi yapıyor? Evet eksi 4 y kareye eşit oldu. Eksi 4 y kare buraya geldi. Artı 4 y kare eksi y kareden 3 y kare oldu. Evet 68'den de 20 çıkınca kaç yaptı? 48 yaptı. Böylelikle y kare eşittir 16 yaptı. Ve y'yi kaç buluruz? 4 olarak buluruz. Evet y 4 çıktı. E şimdi ne yapacağız? Sarı üçgende pisagor bağıntısıyla sonuca ulaşacağız. Ee, i̇stersen ortak çarpandan yapabilirsin tabii ki. Ortak çarpandan da gidebilirsin. Ama neyse siz böyle işlemleri yaptıktan sonra gaza gelip hemen şunu yapıyorsunuz. Hocam x'in karesi de eşittir. 2 kök 5'in karesi artı yok eksi 4'ün karesi diyeceksiniz ve x'i buradan bulacaksınız. x de buradan ben kolay yolunu yapıyorum şimdi. Hocam 2 kök 5 ve 4 var ya bu 2'nin kök 5 katı. Bu 2'nin 2 katı x de 2'nin ne olacaktır? Kareleri farkı olacaktır. Çünkü kök 5'in karesi ve 2'nin karesi dik kenar sorulduğu için kök 5'in karesine 5 eksi 2'nin karesine 1. O zaman burasında ne oldu arkadaşım? 2 kök 4'e eşit oldu. Kök 4 de zaten 2 eşittir. 2 çarpı 2'den cevap da kaç yapar? 4 çıkar. Ya da burası işte hocam 20 16'dan 4 yaptı. 20 16. 20 16'dan 4 yaptı deyip şey işlem yapabilirsiniz. Bir dakika burası yanlış yazdım. 2 kök içerisinde karesi eksi karesiydi. Yani 5 eksi 2'nin karesi kaç yapacak? 4. Yani 2 kök 1 yaptı. Yani bu da 2 çarpı 1'den kaça eşit oldu? 2'ye eşit oldu. İşte karesi eksi karesinden de yine sonuca ulaşırdınız arkadaşlar. Ama kısa yolda da kullanmaya alışın ya. Böyle şey yapmayın yani. Bence ya sayılar daha büyük olmuş olsaydı o zaman başınıza bela olacaktı değil mi? Evet böylelikle örnek onu da ne bulduk? 2 bulduk. Geldik örnek 11'e. Şimdi ne demiş? Adam sana bak x vermiş 12 vermiş ve burada çevreyi vermiş. Çevreyi sen kullanacaksın. E hocam ben buraya y desem. x artı y artı 12 eşittir 30 desem. Bunu böyle yapacağına Çevresi 30 ya. Çevresini 30'a tamamlayan sayı 18. X'ten de kurtulman lazım. Eksi x mi demen lazım? Evet. 12 artı x'i burada çevrede. E o zaman buraya da 18 eksi x kaldı deyip işlemini öyle yapabilirsin. İki bilinmeyenli yani denklemle uğraşmana gerek yok. E burada ne yapacaksın? 18 eksi x'in karesi eşittir. x'in karesi artı 12'nin karesi diyeceksin. Bu arada sana bir şey söyleyeyim mi? Bu videodan sonra ee, yok bu özel üçgenlere geldiğimiz zaman bunun daha kısa bir yoldan 5 saniyede yapılışını da sana öğreteceğim merak etme ama öncelikle Pisagor yapalım burada. Evet a eksi b'nin parantez karesi neydi? Şuraya yazayım. a eksi b'nin parantez karesi birincinin karesi eksi 2 çarpı ab b artı ikincinin karesiydi. Evet birincinin karesini 18'in karesi 324 eksi birincili ikinci çarpım 2 iki katı 36 x artı x kare eşittir x kare artı 144 oldu x kareler nanay oldu. 36x'i e öbür tarafa atalım. Eksi 36x artı 36x oldu. E, kaç burası? 324'ten 144 çıkınca 144 çıkınca galiba 180 kalıyor değil mi? Evet. Burası 180 yaptı. O zaman x de böylelikle ne oldu? 180 bölü 36 oldu. 180 bölü 36 da kaç yapar arkadaşım? 5 yapar. Böylelikle örnek 11'i 5 bulduk. Geldik örnek 12'ye. Aa, burada ne yapacağız? Pisagor bağıntısı hocam. Şimdi burada bir pisagor bağıntısı var değil mi? Ve büyükte de bir pisagor bağıntısı var. Şurada da bir pisagor bağıntısı var. Çok güzel. E hocam burada x olduğu için bu kenarı bulamıyorum. Büyük üçgende de x'li bir şey olduğu için bu kenarı bulamıyorum. E dolayısıyla ne yapacağız? İkili pisagor. İkili pisagor olduğunda ne yapıyorduk? Ortak kenar varsa ortak kenarı yalnız bırakıyorduk. Mesela buraya y diyecek olursam. Ortak kenar hem sarı üçgende hem büyük üçgende ortak kenar y değil mi? Evet. Hocam ortak kenar x değil mi? Hayır. Birinde x var birinde x artı 5 var. Ortak bir kenar değil. Her ikisinde aynı kenar uzunluğu olacak. E burada hocam hem sarı üçgende y kenarı var hem de büyük üçgende y kenarı var. Ortak kenar dediğimiz bu. O zaman y kareyi yalnız bırak. Y kare neye eşittir? Hocam sarı üçgende y kare kareleri farkına eşittir. Yani 2 kök 10'un karesi eksi x'in karesine eşittir. Hocam büyük üçgende de y kare kök 85'in karesi Eksi x artı 5'in karesine eşittir. Her ikisi de y kare eşit olduğundan bunlar birbirine eşit olacak. Hadi denklemi açalım. 2 kök 10'un karesi. 2'nin karesi 4 çarpı kök 10'un karesi 10. 4 çarpı 10'dan 40 burası. Eksi x kare eşittir. Kök 85'in karesi 85 yapar. Ee, sonra önünde eksi var. Bu açalım. Şurayı yazayım ben yine. A artı b'nin parantez karesi neydi? A kare artı 1. ile 2. çarpının 2 katı artı b kareydi. O zaman bu birincinin karesi x kare artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 10x çarpımları 5x yaptı bir de 2 ile çarpımı 10x artı ikincinin karesi ama bir de önünde eksi var eksiyi dağıtıyorum eksi x kare eksi 10x eksi 25 mi yaptı evet şimdi burada devam edelim eksi x karelerin anay oldu mu oldu hocam eksi 10x'i öbür tarafa atıyorum artı 10x diye geçti 85'ten 25 çıkınca 60 e bir de 40 artı 40 da öbür tarafa gelince eksi 40 gelecek. 60'tan da 40 çıkınca 20 yaptı. 10x 20 ise x de böylelikle kaç buluruz? 2 olarak buluruz. Gördünüz mü? Önemli arkadaşlar. İkili dik üçgenler olduğu zaman ne yapıyorsunuz? Bu şekilde ortak kenarı yalnız bırakıyorsunuz. Çok önemli yerlerden biriydi bu söylediğim şey. Daha önce bir önceki soruda bir öncekinin bir öncekinde zaten söylemiştik. Burada da yine aynı devam ettik. Geldik buraya. Eşit kenarlar verilmiş. Hemen bunlara ne diyelim? Y, Y diyelim. Aa hocam ortak kenar varmış gibi algılayabiliriz. Şu üçgen ve büyük üçgende. Bu da ortak, bu da ortak. Ya yani hem bu dik üçgende Y var hem de bu büyük üçgende Y var ama ortak kenara girmeden önce sanki biz buradaki ifadelere Y diyerekten büyük üçgende Pisagor bağıntısından Y'yi bulabiliriz. Çünkü büyük üçgenin kenarları direkt Y'li olmuş oldu. Y var, 3 kök 5 var ve burada şu var. Bak şu, şu ve şu. O zaman burada y artı 3'ün karesi eşittir. Y'nin karesi artı 3 kök 5'in karesi değil midir dostum? Evet. İki yani parantez karesi nasıl bulunuyordu arkadaşlar? Al birincinin karesi y kare artı birinci ile ikinci çarpının iki katı. 6 y artı 9 eşittir y kare artı 3 kök 5'in karesi de nedir? Hocam birinci 9 çarpı kök 5'in karesi de 5. 9 çarpı 5'ten 45 yaptı. Y kareler ne oldu burada? Gitti. Yani buradan 6y ya neye eşit oldu? 45 eksi 9'a eşit oldu. Yani 36'ya eşit oldu. Y de buradan 6 çıktı. Evet y 6 oldu. Y 6 olduysa artık burada bir pisagor bağıntısı yakışır. Hadi pisagor bağıntısı. Ortak çarpan yok. Kök 13'ün karesi artı 6'nın karesi yapacağız arkadaşlar burada. E buradan x kare neye eşittir? 13 artı 36'dan. Bu da neye eşit oldu arkadaşım? 49'a eşit oldu. x kare 49'sa x de böylelikle kaç çıkar? 7 çıkar. Örnek 13'ü 7 bulduk arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya. Ne var burada? Hocam Pisagor bağıntısı yapabiliriz diyebilirsiniz. Ama her verilen bilgiyi kullanacağız diyoruz ya. Ne var burada? Hocam 90'dan bir kenar ortay çizilmiş. Yani muhteşem. Üçlü. Yani burası eşit oldu. E hocam şu Pisagor bağıntısından ben artık şuradaki şeye ulaşabilirim. Şuraya bir x diyeyim x deyince buradaki x kare neye eşittir? Hocam hipotenüs bu olduğu için yani x dik kenar olduğu için hipotenüsün karesi eksi kök 7'nin karesi şeklinde çıkacaktır. Yani 16 eksi 7'den ne geldi? 9. x kare 9 ise x'i böylelikle kaç buluruz? 3 buluruz. Evet x 3. E hocam şurası 3 ise burası da 3 burası da 3 değil midir? Aynen öyle burası da 3 burası da 3. Toplamda bu uzunluk kaç oldu o zaman? 6. Yani BC uzunluğunu böylelikle 6 bulduk. Yani ek çizimlerle aşırı neşir olacağız arkadaşlar. Her konuda karşımıza çıkacak. Direkt ek çizim çizmedik ama muhteşem üçlü. Ek çizimlerin muhteşem üçlü konusu karşımıza çıktı. Ve geldik sanırım bu videonun son sorusuna. Evet örnek 15'teyiz arkadaşlar. Bakalım ne diyor. AOB doğrusal 3 nokta olmak üzere. Bakalım AOB O, B doğrusal. Eyvallah. A noktasının O, göre simetriği ile. Bak. Şimdi. Ben daha önce siz katlama anlatırken demiştim size. Ha katlama demişler ha simetri demişler. Yani katlama diyerek sadece biraz daha kibarlaştırıyorlar olayı. Katlama ile simetri aynı. Yani simetriyi algılayamıyorsak katlama yapılıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Ama simetrinin mantığını da bilin arkadaşım. A noktasının OD'ye göre simetriğini alacağım. Ş şurasıymış. Evet OD'ye göre simetriye. Arkadaşlar A noktasını şöyle bu doğruya göre. OD'ye göre katladığımız zaman burası. Bak şöyle. Hop şurası. Tamam OD'ye göre katladığımızda D noktasından geçmek zorunda değil. Hani katlaması alınmış gibi. Yani ne oluyor katlaması alınca? Bu çizgi buraya mı geliyor? Evet. Yani bu çizgi buraya gelmiş oldu. Ya da simetriğini almak demek ne demek? Oradan da anlatayım sana. Bak bu çizgi buraya geldi ya önce o katlamadan söyleyeyim. Hani katlamasını aldın ya. Hocam ne olacak? Bu açılar birbirine eşit olacak. Ve aynı zamanda burası da ne olacak? 90 derece olmak zorunda. Hani üst üste binen kenarlar birbirine eşit ya. Şunlar da birbirine eşit. Hocam M açı orta X kenar olduğundan bir de kenar orta olduğundan 90 dereceye de yapıştırabiliriz burayı. Ya da simetri mantığından gideyim ben size. Simetriğini almak demek arkadaşlar şu şekilde demek. Sen buradaki A noktasının bu doğruya göre simetriğini alırken tam E'ye geldin ya D'den geçiyormuş gibi gözüktü. Fark etmez. Simetriğini almak demek dik olması demek ve buranın eşit olması demek. E dik olması ve eşit olması demek ne anlama geliyor? Hocam burada dik tabanı keş parçaya böldü. Yani bu ne oldu o zaman? Açı ortay mı oldu? Evet. Aynı şekilde bu da B noktasında OC'ye göre simetriğinden bahsetmiş. B noktasında OC yani şu doğruya göre simetriği de E olmuş ya. Yani burada ne yaptın? Katlaması ya da simetriğini aldın. Simetriği demese şunların eşit olması demek ve buranın da dik olması demek. A ne çıktı burada da? Hocam dik tabanı iki parçaya böldü. Bu da bir açı ortaydır. Şunlar da birbirine eşit midir? Evet. Hatta buradaki eşitliği de göstermedim. Burası da birbirine eşittir. Eyvallah. A. Burada ne çıktı? Açı ortay. Açı ortay. Yani sen buraya bir AA. Buraya da bir BB diyecek olursan 2A artı 2B'nin ne olduğunu gördün? 180 derece olduğunu gördün. Zaten benim için önemli olan ne? Bak verilen bilgilere yoğunlaş. Neresi önemli bizim için? Hocam burası 2 kök 3 verilmiş. Burası da kaç verilmiş? Kök 37 verilmiş. E o zaman bu üçgen önemli. Zaten senden istenilen bu üçgenin önemli olduğunu anlayabilirsin. Çünkü C ile D arasındaki uzaklık isteniliyor senden. Şuradaki X isteniliyor. Demek ki bu üçgene yoğunlaşacaksın. A, A, B, B'yi yazdık. 2 artı 2 B 180 ise A artı B'yi kaç buluruz? 90 derece buluruz. Evet burası 90 derece oldu. Ve artık 90 bulduysak X'i de bulabiliriz. X'in karesi kareleri toplamına eşittir. Yani 2 kök 3'ün karesi artı kök 37'nin karesi olacaktır dostum. Evet böylelikle cevabı ulaşacağız. Ortak çarpan yok o yüzden böyle yapıyoruz. X'in karesi 2 kök 3'ün karesi 2'nin karesi 4 çarpı 3 yani 12 artı kök 37'nin karesi 37 bu da 49 yapar. O zaman x kare 49 ise x de böylelikle kaç çıkar? 7 çıkar. Öyle simetriğini falan gördüğünüz zaman artık korkmayın. Çünkü siz ek çizimleri biliyorsunuz. İkiz kenarı ikiz kenarı biliyorsunuz. Sıkıntı yaşamazsınız. O yüzden bu tür şeyleri de artık rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Tamam sıfır geometri kitabı için belki ağır bir soru olmuş olabilir. Ama çok da ağır değil. Çünkü eskiden sıfırdınız. Niye? Nerede ne çizeceğinizi bilmiyordunuz. Şimdi artık nerede nasıl hareket edeceğinizi yavaş yavaş öğrenir hale geldiniz. Özellikle ek çizimlerden sonrasında. O yüzden önemli bu tür noktaları da böyle anlamaya çalışın. Algılamaya çalışın. Ha, bu hocam simetri olmuyor falan filan. Ya, merak etmeyin. Birkaç soru daha böyle çözünce daha güzel bir noktaya gelecek. Hiç merak etme ama bunlar anladıysan ben anlatırken anladıysan yani kitapta çıkacak ya da su sınavda çıkacak sorularda karşılaştığın zaman rahat bir şekilde yapabileceğin anlamına geliyor. Evet gençler burada kalalım. Yani bu videoyu burada sonlandıralım. Bunda dik üçgenin devamını, Pisagor bağıntısının devamını sonrasında yani bir sonraki videoyu bırakalım. O zaman ne diyoruz? Sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.